Yani trigonometrik denklemlerin yeşil usullerini görüp çıkalımız. Yenge namanın kırılış usulü. Ve bana bu denklemlerini yeşil çıkalımız. Ve birinci denklemini karaydık. Birinci denklemde sinüs, bir daha sinüs katına şey yaptı. Demek ki çatlamanı sinüs x'ye bağlı ifade bol yaptı. Geliler sinüs x'ini, bu birinci denkleme. Sinüs x'ini t bilen belgeleydik. Sinüsün kıymetleri minus 1, 1 arası diye atadı. Şu sebeple T üçün biz quyidagi tensiliklerini yazıp koyamız. T minus 1, 1 aralığında bölüş gerek. O kalda sinüs x'nin oraya T koyamız. Sinüs kvadrat x'nin oraya T kvadrat yazamız. Neticede biz T kvadrat plus 2 T minus 3 ten 0 denemeni hasıl kılamız. Dersler bu kvadrat denemeni yaşamız. Bak onun ildizlerini hani bir koysak kanatlandırada. Minus 3'ünü 1'e bölsek. Demek ki quyidagi ildizlerini tapışımız mümkün. T1 1, T2 teng, minus 3. Bunlarını köp aytırsak minus 3 geteng, koşsak minus 2 geteng. Yani ya da 2, plus 2. Koşsak minus 2 geteng. Demek ki V teoremiz ki tezgâr teoremiye göre onun ildizleri buladı. Bana bu sallar. Bak yanda T teng 1. Bana bu aralıkta tekişliği. Bana 1 bar, 1 geteng bulaladı. Minus 3 G. Minus 3 bu aralıkta tekişliğimiz. Demek bu taşla varamız buna. Demek bunu kanatlandırmaydı. Hop, şimdi kalıp tanı oranına biz birine varıp koyamız. O halde biz sinüs x ten bir tenlemeni hasıl kılamız. Yeniden verilgen tenlemenin oranına bana bu tenlemeni geçeceğimiz. Bunun ildizleri x ten. Bizge malum 10 tamamen birge ten olsa bunun ildizleri pi taksım 2 koşu 2 kapi formülabilen topladı. Bunda k bütün sayılar toplamı z ketek işliği. Şunday qilib berilgan tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. Navbatdagi tenglamaga o'tamiz. Mana bu tenglamaga. Demak, bu yangi noma'lum kiritish usulida birorta bir xil ifodani olamizda, ana shu ifodani biz yangi noma'lum bilan belgilaymiz. Va natijada yangi noma'lumga nisbatan tenglama hosil qilamiz. Va hosil bo'lgan tenglamani yechib, keyin dastlabki tenglamani, berilgan tenglamani ildizlarini topamiz. Ana endi ikkinchi misolga kelaylik mana buni. Bunda e'tibor beraylik. Bu ifoda faqat kosinusga bog'liq. Kosinus x, kosinus kvadrat x. Keling, kosinus x'ni t bilan belgilaylik. Kosinusning qiymatlari minus 1 va 1 orasida yotadi. Shu sababli t minus 1, 1 orasida bo'lishi mana bu orada bo'lishi kerak. U holda bu t bo'ladi, bu t kvadrat bo'ladi. Demak, 4 t kvadrat minus 4 t plus 1 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Çap tomonini qisqa ko'paytirish formulasiga tushib turibdi. Buni 2 t minus 1 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Bu yerdan kvadrat 0 ga teng bo'lsa, u holda u sonning o'zi 0 ga teng bo'lishi kerak. Bunda mana bu tenglamani hosil qilamiz. Bu yerdan t'ni topamiz. 2 t teng 1, t teng 1 taksim 2. Tekşiramız şu aralıkta tekişli mi? Şu aralıkta tekişli. Demek bu ötada. Yeni tanı oranıya, bana bu tenlemede değil, tanı oranıya 1 taksim 2'ni oparıp koyalımız. Bu kadar biz kosinus x ten 1 taksim 2 tenlemeni hasıl kılalımız. Bunu geçeceğimiz. Kosinus x ten a tenlemeni ildizleri formülasına göre bu plus minus arc kosinus 1 taksim 2 koşu 2 kapi formülünden tapılardı. Arc kosinus 1 taksim 2 cadvalda var. Bu pi taksim 3 keten. O halde x ten plus minus pi taksim 3 koşu 2 kapi olardı. Ve nihayet o ahırda k tekişli z deyip yazıp koyalımız. Şimdi kalıp bana bu teğnemenin ildizleri bana bu formülünden tapılarken. Nabattaki misal götürmemiz. Üçüncü misal. Bunda e'tibor beradigan bo'lsak, chap tomon katangens x ga bog'liq, bu yerda katangens x, bu yerda 12 kvadrati. Kelinglar, katangens x ni t bilan belgilaylik. Katangens x ning qiymati ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda t ga hech qanday chegara yo'q. Manfiy bo'lishi ham mumkin, musbat bo'lishi ham mumkin, nol bo'lishi ham mumkin, har qanday son bo'lishi mumkin. U holda mana buni t qo'ysak, t kvadrat
minus 2t, minus 3, teng 0 teğnemeni hasıl kılalımız. Yani teğnin kvadrat teğnemeni geçeğimiz. Bunu kvadrat teğnemeni ilizler formülasından topuşumuz hem mümkün, başka formüllerden topuşumuz hem mümkün. Belki bir yerde mesela azaki t'nin oranına ayrım sallarını koyup topuşka hareket görüşümüz mümkün. T1, eğer t'nin oranına minus 1 koysak, kanatlantırada 1 koşu 2, minus 3, teğn 0. İkinci ilizini VTRM'sinden faydalanıp topuşumuz mümkün. T2 teğn ilizleri köpaytması, minus 3 teğn. Demek, minus 1 gibi olsa, ikinci iliz 3 buladı. Şimdi kalıp teğnemenin iki ilizini taptık. Yani de minus 1'ın oranı, teğn oranı gibi, dersle minus 1'ına barıp koyalımız. Birinci teğneme. Katangens x teğn, minus 1. Teğn oranı gibi 3'ına barıp koysak, ikinci teğnemenin hasıl kılalımız. Katangens x teğn, 3. Yani harekelesini geçeceğimiz. Çünkü katangens t, bana bir de 10 tamamındaki son, ihtiyari son buluşu mümkün. Yani 3 gm teğn bulurlardı. Minus 1 gm teğn bulurlardı. X teğn, bunun ildizi, ark katangens, minus 1, koşu, np. Ha, kp. Ahamiyeti yok, np, ya ki kp. K bütün son. Yani dastlab ark katangens, minus 1'ni hisoblaymiz. Bu teğn, pi minus arka tangenes bir geteyin. Arka tangenes bir pi taksım 4 geteyin. Pi'den pi taksım 4'ne ayırsak. 3 pi taksım 4'ne hasıl kılalımız. Hoşu kapiyini köçürüp yazalımız. Ve nihayet ahırda k teyişliği z deyip koyalımız. Yani bana bu teynemenin ilizini taptık. Bana bunu deyirken. Yani bana bu teynemenin işağımız. X deyin. Arka tangenes 3. Koşu, kapi. Arka tangensi 3 cetvalda yok. Şu sebeple özü kalır orada. K tekişli Z. Şunu da yıkılıp, bana bu teğnemenin ildizleri, bana bu formüla ve bana bu formüladan toplarken. Demek cevap ki harekelesi yazılış gerek. Bana bu ve bana bu. Bunda K bütün sorular toplamı Z'ke tekişli. Ve nihayet 4. teğnemeye geldik. Bunda etibar verelik. Çap tamamında tangenes 3x. Gördüğüm tangenes 3x. 4. derecede kvadrat. Kediler tangenes 3x'in kvadratını tabiren belgeleydik. 4. misal. Tangenes kvadrat 3x. Teng t olsun. Tangenes'in kıymeti ihtiyari son buluşu mümkün. Manfi son, musbat son, nol buluşu mümkün. Lekin bir de kvadratı bölgelerine sebeple t manfi buluşu mümkün emez. T katta yoki teng 0 bo'lish kerak. Demak, mana shartni yozib qo'yamiz. Hop, endi mana bu tenglama bu tenglikdan foydalanib bu tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin. Kvadrati t bo'lsa, 4-chi darajasi t kvadrat bo'ladi. Minus 3t minus 10 teng 0. Mana bu kvadrat tenglamani hosil qildik. Bu kvadrat tenglamani yechamiz. Ikkita sonni ko'paytirsak minus 10 ga teng. Koşsak 3 geteyin buluşu gerek. Bir teoreması ya tezgahı teoremadan faydalanmakçımız. O minus 2 ve 5. O köpaytarsak minus 10 koşsak 3 buladı yani minus 3. Ve bir teoreması ya tezgahı teoremaya göre bana bu sallar belirgen teynemenin yıldızları buladı. Hani şimdi t katta yoki teng 0 bo'lish kerak edi. Demak, mana bu T1 qanoatlantirmaydi. Buni tashlab boramiz. T2 5, 5 bo'lishi mumkin. T 5 bo'la oladi. Chunki 5 katta yoki teng 0 da. Va T ning o'rniga 5 ni olib qo'yamiz. Natijada tangens kvadrat 3x teng 5 teğnemani hosil qilamiz. Bu teğnemani o'zi 2 ta teğnemaga ajraydi. Birinchisi tangens 3x teng ildiz ostida 5. İkincisi, tangenes 3x teng, minus ildiz aslında 5. Yani bana bu iki de teğnemeni geçeceğimiz. Dersi t'ni taptık, yani endi x'ni tapamız. Birinci teğnemeni geçeceğimiz. 3x teng, ve o zaman da ildiz aslında 5 kere yaptı. Arc tangenes
Yıldız astı da 5. Hoşu K, Pi. Üçge bir oranımız. X deyin. Bir taksım 3. Art tangeniz. Yıldız astı da 5. Hoşu K, Pi taksım 3. Bir yerde K. Bütün sallar toplamı getirdik işliği. Şimdi ikinci deyin de bana inşağımız. Manalı deyin de bana. 3X deyin. Arktan genes. Minus yıldız hastalığında 1. Hoşu K, Pi. Minusunu aldıkça çıkar bir alışımız mümkün. 3 gibi böl varamız. X deyin. Minus 1 taksım 3. Arktan genes. Yıldız hastalığında 1. Hoşu K, Pi taksım 3. K bütün sayılar toplamı değişti. Z. Bana bir minusunu aldın ki çıkarıp yazdık. Bana 3'ye böl verdik. Bir taksam 3. Bunu hem 3'ye böldük. Bana bir yada hem 3. Şimdi yakalıp bana bu teynemenin yıldızları bana bu formuna bulan ve bana bu formuna bulan tapılarken. Şimdi yakalıp cevap teynemenin yıldızları bana bulan.